Merhaba Ulaşım Talk takipçileri. Bugün Bursa Mapar'dayız. MAN'ın yeni modeli, tamamen yenilenen Lions Coach modelini bugün sizler için inceleyeceğiz tüm detaylarıyla. Araç tamamen yenilendi her zamanki gibi. Özellikle motor kısmında çok büyük değişiklikler var. Yeni özellikler ve tabii ki de en çok dikkat çeken yanı ön ve arka tarafa koyulan piyano bilek kaplama ve LED farlar tamamen yenilendi. Tabii araç çok tartışıldı. 13 metrelik bir model bu şu an bizim baktığımız. 2+1 41 kişilik araç. Tabii 41 kişilik olması, 13 metre olması tamamen Türkiye'deki 13 metre pazarının genişlemesine yol açıyor bu aracın piyasada olması. Çünkü gerçekten artık bütün firmalar 13 metre araçlara önem vermeye başladı. İşte Temsa'nın Safir Plus'ı, Turismo'nun yeni serisi ve bu araç ve Tourliner 13 metre ki o da hemen arkasında. Onu bugün inceleyemedik. Pek vaktimiz olmadı onun için. Tabii aracın bütün özelliklerini sizlere tanıtacağız, göstereceğiz. Önce ön kısımdan başlayacağız. İsterseniz ön kısmını incelemeye başlayalım. Aracın ön kısmı hoş bir görüntü almış. LED farlar, tamamen LED döşenen farlar ve piyano bilek çok güzel bir uyum sağlamış. Ön taraf zaten bizim standart MAN Lions Coach kaplaması. Arka LED'lere gelelim. Arka LED'ler şimdi kamerada dalgalı gibi görünüyor ama hoş bir görüntü almış. Arkada tabii tam piyano bilek. Türkiye'de bu çok tartışıldı bu kısım. Çünkü işte Doğu firmalarına gider mi? İşte bizim yollarımızın biliyorsunuz malum durumu çok taş ve çok mıcır olduğu için işte iz yapma durumu var. Şöyle işçiliğe baktığımız zaman hani çok kolay patlayacak bir şey değil ama tabii ben son incelemede Malatya Medine Turizm'in aracında bunu çok fark ettim. Ön taraf daha 9-10 bin kilometredeyken taşla ezilmiş durumdaydı. Çok fazla taş izi vardı araçta. Bu kısım belki bir problem yaratabilir ama aracın görünümüne çok büyük katkıda bulunuyor. İşte tamamen karartılmış siyah camları aracın özellikle çok güzel bir görüntü sağlıyor. Genel görünüme baktığımız zaman aracın uzatılmış olması, 2+1 konfigürasyonda bu araç 41+1 şeklinde görünüyor. 2+2 konfigürasyonda toplam 52 kişi olarak görünüyor ki bu çok, çok önemli bir rakam. Tabii 2+1 konfigürasyonu daha çok satılacak gibi görünüyor çünkü Türkiye'de artık 2+2 araçlara rağbet azalıyor. Ama tur içinde dediğim gibi güzel bir opsiyon bu araç. Onu da belirtelim. Şimdi bu aracın motorunda şöyle bir özellik daha var. 12 metrelik olan versiyonlarda common rail dik 6 silindirli bir dizel motor kullanıyor bu araç. Yaklaşık 460 beygir bir güç üretiyor. 2300 Nm'ye kadar da bir maksimum torku var. İsterseniz 13 metrelik Fortuna'da da aynı motoru alabiliyorsunuz. Yani yine 460 beygirlik maksimum torku 2300 Nm'ye kadar çıkıyor. Yalnız 13 metrelikte motor hacmi değişmiyor. Aynı. Onu söyleyelim. Şanzımana geçelim. Şanzıman 420 beygirlerde 6 vitesli bir manuel şanzıman var. MAN Tipmatic Easy Start sistemi ile otomatikleştirilmiş bir 12 vitesli şanzımanı daha var. Bu araç otomatik şanzıman. Onu da belirtelim. Gelelim frenlere. Frenler her tekerde disk var. Onu belirtelim bu araçta. Yani her tekerde ayrı bir disk kullanmışlar. EBS destekli bir lastik sistemi var. İlaveten araçlarda otomatik lastik basınç sistemi var. Bu normalde Avrupa'daki araçlarda var ama bu aracı da eklemişler. Şu aşağı gördüğünüz düzenek aracın lastik basıncı düştüğü zaman lastik basıncını otomatikman arttırıyor. Ya da şoföre bilgisayardan uyarı veriyor lastik basıncı düşük diye. Bu güzel bir sistem. Yakıt tasarrufunda biliyorsunuz lastik basıncının çok büyük bir rolü var. Aracın aküsüne geçelim. Aracın aküleri bu noktada. Starliner'larda yukarıdaydı. Tourliner'da da aynı yerde kullanıyorlar. Aracın akü noktası burası. İlaveten size bagaj ve yataklıkları gösterelim. Yani şurayı kapattıktan sonra. Bu aracın bagajında hacim olarak büyüme var. Çünkü araç uzadı. Hemen şuradan göstereyim. Bagajı görüyorsunuz. Çok güzel bir ışıklandırma sistemi yapmışlar içeriye.
İlaveten hacim olarak büyüme var. Net tam hacmi bilmiyorum. Onunla ilgili bilgi alamadım ama hacim olarak bir büyüme söz konusu. İlaveten şoför yatağına geçelim şöyle. Açar mısın orayı? Şimdi şoför yatağı çok tartışılıyor. Bu şoför yatağı iki taraftan açılıyor. Diğer kapağı da aracın diğer tarafında. Şoför yatağında şöyle bir durum var. Şimdi ben 1.70-1.73 bir boyum var. Çok da kilolu değilim. Ama ben bile girdiğim zaman dar bir alan hissediyorum. Kilolu birinin geçtiğini düşünürsek diğer taraftan girmesi gerekiyor. Onun dışında havalandırması, telefonu, askılıkları, aydınlatması güzel, başarılı. Fena bir sistem kullanmamışlar. Fakat bana göre dar. Manlarda zaten man ne yoktan serilerinde yataklık çok şikayet ediliyor. Ama biraz dar. Geniş, yani içeri doğru gittiğiniz zaman bayağı uzun ama genişliği dar. Öyle söyleyeyim. Kapatabiliriz. Manın diğer tarafını da çekelim. İndir abi. Bu da diğer tarafı. Tabi bu taraf açılmıyor normalde ama şöyle yırtlı bir sistem yapmışlar. Gördüğünüz üzere. Havalandırmalı. Yani şoförün girdiği nokta diğer taraf. Onu söyleyeyim. Bagajın da diğer tarafını gösterelim. Görmüş olursunuz. Yani ben bu bagajı çok beğendim. Onu söyleyeyim şimdiden. Çünkü ya Türkiye'deki biliyorsunuz malum otobüsler birazcık da kargo taşımacılığında kullanmaya başladı artık. İnsanların çok fazla özel eşyaları artık bu otobüslerde gidiyor. MAN bu konuda çok cömertkar davranmış. Gerçekten aracın bagajı geniş, yüksek. İlaveten şöyle bir bölme yapmışlar. Özel bagajlar için sanırım. Uzun ve ferah, onu söyleyeyim. Yani bu araçta 13 metrelik. Onda da bir payı var. Şimdi bir diğer özellik. Şimdi bu aracın her tekerinde disk var. Onu söyleyelim. Her tekerinde EBS destekli disk var. Şu görmüş olduğunuz nokta otomatik hava basma sistemi. Bu ön tarafta. Orijinal Alco ajantın hemen yanındaki sübap girişinden bağlamışlar. Bir diğer taraf ise şu arka tarafta görmüş olduğunuz sistem. Şöyle göstereyim. Tabi arka teker çift olduğu için iki tane çıkışı var. Diğer tarafı da göstereyim yine merak edenler için. Şöyle. Şöyle gösterelim. Aracın iç mekanına bakıyoruz şimdi. Şimdi önce kokpitten başlayayım ben. Kokpit bölümü yani bildiğimiz standart MAN Fortuna kokpit. Hani pek bir değişiklik yok. Zaten bu kokpitte de pek bir değişiklik yapmaya gerek yok. Çünkü tuşlar ve aracın kontrol noktaları gayet anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş. Hemen şu ön taraftan göstereyim ben detayları. Şimdi aracın önce dolabını göstereyim, ondan sonra diğer tarafa geçelim. Aracın dolabı iki katman, şöyle. Herhangi bir bölme koymamışlar. Şu şekil. Dolap geniş ve derin. Yani gayet iyi bence dolabı. Anlaşılır, geniş derin. Ön taraftaki post koltuğunun ayak mesafesini de göstereyim size. Şöyle geriye geleyim. Yani şöyle bir boşluk yapmışlar. Aracın kokpitini de gösterelim şöyle. Şimdi buraya şöyle dokunmatik bir tape koymuşlar. Yeni kasalara özgü. Ben kapıyı kapatalım. Şöyle. Bu tape'te tabii özellik olarak Navi, arka kamera, normal medya oynatıcıları, AUX var, USB girişi de var, CD çalar özelliği de var. Full art, full bir tape yani, gayet güzel, anlaşılır. Klima bildiğimiz gibi eski tip
her zamanki gibi. Göstergeler aynı. Milli gösterge de var, normal de var. Bu göstergeler MAN'ın zaten klasik göstergesi. Her zaman hemen hemen her modelinde kullandığı göstergeden birisi. Takograf anlaşılır bir noktada. Şöyle göstereyim. Dikkat çeken bir nokta tabii ki de şu aslan. Çok ufak bir detaydır belki ama ben yine de göstereyim. MAN'ın yeni modellerinde artık şu klasik MAN yazısı yerine şu görmüş olduğunuz aslanı kullanıyorlar. Zaten aracın isminden anlayacağız. Lions Coach'un aslanı direksiyona da eklenmiş. İlaveten yani eski modelle hemen hemen aynı göğüs. Yani imdatı aynı yerde, cam tuşları aynı yerde, vites kolu aynı yerde her zamanki gibi. Hemen koridoru da çekelim sizlere. Şimdi bu aracın en sevdiğim özellikten birisi koltukları. Gerçekten çok rahat, çok güzel bel desteği olan harika bir koltuk yapmış MAN bu sefer. Bu koltuklar zaten revize edilen araçlarda genelde vardı. Ama revize edilen araçlarda şöyle bir problem vardı. Yani bu orijinal koltuklar kadar yumuşak değildi bu koltuklar. Bu seferki koltuklar gayet yumuşak. İlaveten orta noktalara koydukları şu destek kısmı işte bardaklık kısmı çok güzel. Şu görmüş olduğunuz sehpa kısmı yine standart her zamanki gibi. Neoplanlar bildiğiniz şöyle çekmeli olan. Ben çekemedim ama biraz sert. Bu araç yeni olduğu için nazik davranıyoruz. Şöyle kapatalım kırmadan. Şu orta koltuk ben en sevdiğim detaylardan birisi. Yani şu orta koltuğu hani artık çoğu 2 artı 1'de koyuyorlar ama sevmediğim bir detay. Koltuklarda bu şu an bu aracın koltuklarında yok ama MAN'ın kullandığı bir sistem var. O da Multimedia Coach Information Sistemi. Tablet tutucu, USB bağlantı noktaları, ayarlanabilir bas desteği gibi donanımlar var. Bu araçta yok. Çünkü standart donanım 2 artı 1'de. Optimize edilmiş bir kokpiti var tabi. Tuşlarını ben çok beğendim aracın kokpitini. Çünkü tuşlar gerçekten çok iyi optimize edilmiş. Çok iyi bir anlaşılır yanı var. Yani bastığınızda emanet durmuyor. Bu çok önemli. Şimdi gelelim aracın iç kısmındaki diğer özelliklere. Dolabını, orta dolabını şuraya almışlar. Görmüşsün. Bu araçta tuvalet yok artık eskisi gibi artık koyulmuyor. Dolap burada. Derin bir dolap. Bayağı derin bir dolap. Ama ufak yani öyle çok fazla bir içecek koyma alanı bekleyemezsiniz. Yani buraya koyacağınız su tamam derin ama sadece su için işe yarar. Başka bir şey için kullanamazsınız. Şu kısımda termos koyma yeri ve ufak tefek diğer malzemeleri koyma yeri olarak kullanılmış. Aracın mutfak kısmı şöyle göstereyim. Biraz host için dar bir çalışma alanı ama MAN'ın belki de bu araçtaki en büyük dezavantajlardan birisi bu. Aracın tavan aydınlatmasına gelelim. Yani tabiri caizse harika bir aydınlatma var. Ben çok beğendim. Özellikle şu yeşil detay ve diğer taraftaki yeşil detaylar görmüş olduğunuz üzere harika ötesi. Şu üst tarafta şöyle bir dolap var. Eşya dolabı olarak kullanabileceğiniz. Tavanın şöyle göstereyim. Yani mesafesi güzel. Klima havalandırma yerleri de güzel. Yani buraya çok derin bir göz değil yani ufak çantalar sığar ama yüksek olması avantaj. Üst üste eşya koyabilirsiniz. Şöyle bir Lions Coach yazısı koymuşlar. Coach yazısı var görmüş olduğunuz üzere. Bundan araçta toplamda 6 adet var. Yer aydınlatmaları yok onu söyleyeyim. Ben bahsederken şöyle gösterelim. Şimdi buraya bir şifre okumalanması koymuşlar. Şu şekil. Yani şu an öğle vakti olduğu için çok bir test etme imkanımız yok ama tuşların anlaşılabilirliği güzel. Yani tuşlar kaliteli. Öyle dandik bir tuş seti kullanmamış MAN bu kısımda. Burada biraz da kaliteli malzeme var. Ses sisteminin olduğu yer hoparlör. Şu tavan kaplamaları halı deseniyle yapılmış. Şimdi host koltuğu düğmeli yapılmış. Eskiden çekmeliydi.
İşte düğmeye basıyoruz. Geldi. Diyelim ki host üstünden kalktı. Bir şey oldu. Geri gitti. Çok güzel bir otomatik sistemle küt diye kapanıyor. Bu güzel bir özellik. Ama biraz sert kapanıyor. Yani ilerleyen zamanlarda sıkıntı çıkartır bilmiyorum ama sert bir kapanma sistemi var. Arkadaşlar aracın genel olarak tanıtım bu şekilde. Aracın dediğim gibi her ince detayına girmeye çalıştık bildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadarınca. Tabii bugünkü çekimlerde de bize desteklerinden dolayı MAPAR Bursa'ya teşekkür ediyoruz. İlaveten MAPAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yalçın Şahin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok yardımcı oldular bizlere. Yorum kısmında bize soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi takipte kalmaya devam edin. İyi günler.